Evet arkadaşlar, bugün de civcivleri görüntülüyoruz. Bunlar da yaklaşık bir haftalık oldular. Şöyle azıcık hareketlendir bakalım onları. Bir tanesi babamla dövüşüyormuş. Onu bulmaya çalışıyor da. Annesinin arkasındaki. Sen onu dövmüşsün galiba, korkmuş. Şöyle görüyorsunuz, kanat tüyleri falan çıkmaya başladı. Artık bayağı tüylendi onlar. Şu üç tanesinin kanat tüyleri bile aynı çıkıyor. Yemleri döküyor. Buraları full yem. Yemleri boş eşeliyor döküyor. Kendi şimdi adam yemle küllükleniyor. Ama bu grup gerçekten civcivlere çok iyi bakıyor. Yani aşırı bir ilgi alaka var civcivlere karşı. Hiç ayırmıyor böyle. Sürekli mesela yem verildiğinde falan hepsini bir araya topluyor. Öteki biraz dağınık. Kurt mut getirseydik iyi olurdu. Neyse hadi bunları daha fazla rahatsız etmeyelim. Bunlar sabah aşırı kavga yapıyorlardı birbirine horozlar. Yani bayağı horozumuz var. Şöyle bizim küçük bile hafiften kendini toparladı. En fazla uyuyor zaten. Ötekinlere yetişmeye çalışıyor. Bayağı o kendine geldi yani. Maşallah bunlar da bayağı oldular. Horozu görüyorsunuz. Şu tavuk büyük ihtimal. Horozların hepsi arkada kalmış. İbiğini şimdiden kızarmış. Hele şuna bakarsanız. Direkt tertemiz çıkartmışlar. Gel bakalım. Gel horoz. Bunlar birbirlerinin tüylerini yemiyorlar ama sürekli böyle birbirlerinin üstlerine çıkmaya çalışıyorlar. Şöyle görüyorsunuz, bazı sırtlarında falan tüy az yani. Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Sürekli mesela birbirlerinin üstüne çıkıp eşeleniyormuş gibi yapıyorlar. Nedense tüylerini ondan döküyorlar birbirlerinin. Bakalım, havalar bayağı iyileşiyor. İyileştiği zaman bunları o diğer grubun yanına alacağız. O zaman hem güneş görecekler, hem dışarı toprağa salınacaklar. Orada biraz gezerler. Şu an havalar iyi ama rüzgarlı oluyor. Ondan öteki tarafa aktaramıyoruz. Biraz havalar düzelsin. Bunları da öteki tarafa aktaracağız. Orada daha rahat, daha iyi büyürler. Topraktan vitamin bilmem ne bulur onlar, bir şeyler yer yani. Gördüğünüz gibi burada horoz çok. İnşallah diğer grubun altında da
Tavuk çok olur. Dengeleriz durumu. Şöyle 3-4 cins almıştık. 3-4 yumurta dedik. 3-4 yerden. Görüyorsunuz bak, bazıları beyaz yakalı, bazıları normal splash. Yani değişik değişik. Mesela Red Blue tarzı olanlar var. Bakalım bunları kafamıza göre beğendiklerimizi set set ayıracağız daha sonra. Nerede? Benim iki tane favorim var daha şimdiden. Biri şu. Şunların ikisi direkt arkalı önlü. Biri de bu. Görüyorsunuz yakayı daha şimdiden bembeyaz. Daha bunlar oturur yani tüylere. Şöyle. Bunlar kaç günlük oldu? 22-23 Şubat'ta aldık bunları zaten. Mart desen yaklaşık 40-45 günlük arası oldular artık. Hani o senin horoz hangisiydi baba? Bu mu? Herkesin tavuğu, civcivi var. Şu horoz da şu tavuk benim diyor babam. En küçük olan Wyandotte, o geç büyümeyen, onu da annem sahiplenmişti zaten. Ha, nerede o? Şu. Annem de videolar izliyor. Annemin civcivi de burada. Ötekinlere yetişti o da. Gene kavga mı çıkıyor? Sürekli bunlar birbirlerine dövüşüyor. Civcivilikten beri kutudayken bile dövüşüyorlardı yani bunlar. Şöyle bol bol çektim hepsini. Bak burada da yok. Civcivlerimiz de bu şekilde büyümelerine devam ediyorlar. Buradaki hintimiz, görüyorsunuz civcivler artık bayağı büyüdü. Dışarıda kendileri takılıyorlar. Gel bakayım, gel. Görüyorsunuz hemen civcivler annesinden önce geliyor. 3, hani biriniz nerede? Hop, bu da geldi. Görüyorsunuz bunlar artık hep kurt istiyorlar. Ay. Bu videoda bu şekilde olsun arkadaşlar. İleride gelişimlerini daha da çekeriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.